Hamdolsun biz beraber Rabbin sözünü açacağız ve okuyacağız. Biz ne zaman ben vaaz verirsem Yakup bölümünden çalışıyoruz biraz önümüzdeki haftalar içinde. Ve bugün babalar günü olduğu için ve bu kardeşler için dua edeceklerimiz için özellikle 5. bölümüne bakmamızı istedim bugün. Çünkü buradaki söz konu dua. Dua edeceğiz. Tamam mı? Şimdi Yakup kitabı hikmet ile ilgili ama 5. bölüm dua ile ilgili. Çünkü bazen en hikmetli yapabileceğimiz şey dua etmektir. Değil mi? Mesela bu kardeşler gidecek. Yani onlara hiçbir şey veremeyeceğiz, yapamayacağız. Sırf dua edebiliriz onlar için. Ve babalar gününde İsa Mesih geldi. Dedi ki Tanrı yaradan babamızdır dedi. Sonra dedi o zaman bu şekilde dua edeceksiniz. Çünkü babamız ise onunla bir temasımız olsun, bir iletişimimiz olsun ve onun adı dua. Ve ayetlere açmadan önce dua ile ilgili bir iki deyim okumak istedim size. Tamam, ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili dua konusunda? Birincisi bu, dua statüköye karşı bir protestodur. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben bu durumdan memnun değilim. Ben protesto ediyorum. Ben kralın evine gideceğim. Protesto edeceğim diye. Bulundun. İkincisine geçelim çünkü bunu açıklayacak. Dua bulunduğun durumdan razı olmamaktır. Türkçesi işte. Yani baba bu durumdan memnun değilim. Bu durum değişmeli. Kardeşimin hayatındaki durumdan memnun değilim baba. Lütfen onun için bir şey yapar mısın? Razı olmamak, kabullenmemek. Değil mi? O zaman üçüncüsüne geçelim. Hem kaderci olmak hem duacı olmak imkansızdır. Değil mi? Çünkü eğer kaderciysen o zaman bu yazılı olduğu gibi olacak, yapacak bir şey yok diyorsan, o zaman niye dua edeceksin ki? Değil mi? O zaman hem kaderci olmak hem duacı olmak imkansızdır. Öbürüne, dua iki iradenin çatışmasıdır. Bunu çok seviyorum. Benim iradem ile babamın iradesiyle arasında bir çatışma. Baba böyle olsun. Böyle olsun baba. Bize böyle bir yetki verdi. Dua konusunda. Sadece istediğin gibi olsun, uyuyacağım demiyoruz duada. Baba. Bir sonraki ne? Dua Tanrı'yı aldığı bir karardan vazgeçirmektir. Ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar ayet değil, tamam mı? Bunlar bilge adamların duayla ilgili dedikleri. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Değil mi? Kutsal kitapta örneklerimiz var zaten. Tanrı bunu kesinlikle yapacağım diyor. Sonra Musa dua ediyor. Sonra diyor ki tamam yapmayacağım. Wow. Bir sonraki. Dua güç getirir, ateş getirir, yağmur getirir, yaşam getirir, Tanrı getirir. Dua edelim. Bir sonraki, bu iblisin lafı, tamam mı, sözde. İblis diyor ki, tamam, imanlılar çalışsınlar, konuşsunlar, meşgul olsunlar ama sakın dua etmesinler. Çünkü iblis duanın gücünden farkında. Ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ve bizi meşgul etmek istiyor. Ya tamam konuşsunlar, şey yapsınlar ama sakın dua etmesinler. Değil mi? Şimdi ben hatırlıyorum yeni imanlıyken bir vaaz duydum. Ve o vaazdan etkilendim. O kadar çok etkilendim ki dedim ki o gün ben bir duacı olacağım. Yani dua eden bir kişi olacağım. İyi günde, kötü günde, disiplinli olarak
hayatımı niteliklendiren Tanrı'nın gözlerinde dua olsun. Tamam, hiç kimsenin göremeyeceği bir şey bu. Bunu insanların önünde yapmıyorsun. Gizli bir yerde dua ediyor. İsa dedi, sen dua edeceğin zaman iç odana gir, kapıyı kapat ve gizli olan babana yakaracaksın dedi. Tamam mı? Ve hatırlıyorum o gün ve bugün tapınırken o aklıma geldi. Ve hissettim ki bugün belki bazılarınız, belki yeni bir imanlısın. Bazılarınız bugün böyle bir karar alacak. Ben aslında ne olursa olsun bir dua eden kişi olacağım. Hayatımın boyunca duacı olacağım. Ve biz birkaç ayete bakacağız ama onlara bakmadan önce kısa bir dua. Söz konusu dua olunca. Göksel babamız, bu senin sözün. Şükrediyoruz sözün için. Şükrediyoruz dua bir fırsat, dua bir lüks, dua bir nimet, bir lütuf, bir ayrıcalık, bir sorumluluk, bir meşguliyet. Gel kutsal ruh, yüreklerimizi aç, bizimle konuş her birimizle bugün. Her birimizi neyle ilgili ikna etmek istiyorsan lütfen ikna et. Tembelliğimizi kaldır. Kalkalım, duacı olalım, dua eden bir kilise için yakarıyorum ya Rab, böyle bir kilise olalım, Mesih adıyla. Amen. O zaman açıyoruz Yakup 5 ve 13, sadece kısa olacak, sadece birkaç ayet ama bu çok önemli bir konu. Yakup 5 ve 13, İçinizden biri sıkıntıda mı dua etsin, sevinçli mi? İlahi söylesin. Yani Yakup burada ne demek istiyor? Bu harika bir ayet değil mi? Ne demek istiyor? İmanlılar bazen sıkıntı çekebilir. Bu normal. İmanlılar bazen sevinçli olabilir. Bu normal. Bazı insanlar sana diyecek ki sen Hristiyan isen her zaman mutlu olmalısın. Sevinçli olmalısın. Hayır. Sıkıntı da çekebilirsin. Tamam mı? Bazı insanlar diyecek ki imanlıysan her zaman sıkıntılı olacaksın. Hayır, bazen sevinçli olabilirsin. Ama durum ne olursa olsun, dua edeceksin. Tamam mı? Bazılarımız sıkıntıdayken dua etmiyoruz. Sıkıntıdayken uğraşıyoruz durumu çözmek için. Bazılarımız sevinçliyken dua etmeyi unutuyoruz. Çünkü dileyeceğimiz bir şey yok. Her şey var, mutluyuz. Ne mutlu bana. Güllük, gülistanlık, her şey toz pembe. Dua etmeyi unuttum. O zaman burada diyor ki sıkıntıdayken, sevinçliyken dua edeceksiniz. Tamam mı? Sıkıntıdayken nasıl dua edilir peki? Aslında mezmurlar bizim için harika ipucular, örnekler veriyorlar. Mezmurlar da Davut genelde nasıl dua ediyor? Ya Rab ne zamana dek? Ya Rab lütfen acı çekiyorum, içimi döküyorum, acıyorum, yüreğim yanıyor. Ya Rab ne zamana dek? Bu şekilde dua edebilirsin. Sitem dolu dualarla Tanrı'ya yaklaşamaz mıyız? Yani mezmurlarda bunu görüyoruz. Sadece güzel dualar olmasın. Tamam mı? Yani yeter ki içten olsun. Yeter ki yüreğinden olsun. Dürüst oluyoruz. Samimi oluyoruz. Tanrı zaten yüreklerimizi bilmez mi? O zaman her zaman bir saygı ile çünkü Tanrı'ya geliyoruz. Ama aynı zamanda babamıza geldiğimiz için dürüst olalım. Ya Rab bu çok zor bir durum. Öfkeliyim. Bu kişiyi affetmem gerekiyor biliyorum ama affedemiyorum. Baba lütfen. Kızgınım. Ağlıyorum. Dürüst olalım dualarımızda. Yoksa yapay oluyor. Yani dindarlık oluyor. Tamam mı? İşte duamı okudum gittim. Yok. Babamızla konuşuyoruz. Sıkıntıdayken bu şekilde dua edeceksiniz. Diyor ki mezmurlarda yüreğini Tanrı'nın önüne dök. Ve her zaman şöyle düşünüyorum. Biz tatile gittiğimiz zaman, eve döndüğümüz zaman muslukları açıyorum. Ve ilk önce su kahverengi olarak akıyor. Biraz akıtmak lazım. Sonra temize gidiyor. Tamam mı? Ve bazen yüreğim de öyle.
Tanrı'nın huzuruna ilk çıktığım zaman akıtıyorum ve kirli olarak çıkıyor. Ama zamanla temiz olacak. Tamam mı? Ve bu şekilde dua etmemiz lazım. Rabbe geldiğimiz zaman, baba mesela geldi, sıkıntıdayken. Sevinçliyken nasıl dua edilir? Yani bu ayete göre diyor ki sevinçli mi? İlahi söylesin. Tamam mı? Yani belki diyorsun ki benim sesim yok, söyleyemem. Çok kötü. Baban senin sesinden hoşnut. Tamam mı? Yandaki kardeş belki hoşnut olmayabilir. Ama baban senin sesinden hoşnut. İlahi söylesin diyor. Keşke irge kadar sesim olsa. Değil mi? Oh. O farklı. Hamdolsun. Ama baban senin sesinden hoşnut. İlahi söylesin diyor. Yani belki diyorsun ki dileyeceğim bir şey yok. Sabah kalktım dua edecektim. Listemde hiçbir şey yoktu. Tanrı her şey verdi. Hamdolsun. O zaman ne yapacaksın? Yani onun huzuruna çık. Onun varlığından memnun kal. Bu bir ilişkidir. Yani benle Jess zaman geçirdiğimiz zaman. Yani her zaman illa bir listemiz olsun olmuyor. Bazen sadece yüz yüze kalmak, baş başa kalmak. Babamızla da öyle aslında. Hafta boyunca onun huzurunu hissedebilirsin. Onun hoşnutluğu, yakınlığı bizde olsun, değil mi? O zaman bu ayet şöyle diyor. Afrika'da bir su kaynağın bulunduğu yerde bir şey fark ediyorsun. Bütün etraftaki çalılar, işte çimler falan aslında onlar arasında hayvanlar o kadar sıklıkla su kaynağının yanına geldikleri için patikalar oluşuyor. Tamam mı? Ve eziyorlar böyle ve bu şekilde doğal olarak patikalar yani yollar açılıyor. Sıklıktan, alışkanlıktan. Ve aslında beyinlerimiz de böyle biliyor musunuz? Yani beyinlerimizde bir alışkanlık oluşturabiliriz. Beyinlerimizdeki sinir gözleri için bu geçerli. Mesela sıkıntıdayken her zaman yapıyorum. Sıkıntıdayken her zaman sigara yakıyorum. Sıkıntıdayken her zaman çikolata yiyorum. Sıkıntıdayken her zaman bira açıyorum. Sıkıntıdayken her zaman ne zavallı bana diye yalvarıyorum. Yani bilmiyorum. Ama bir yollar oluşturuyoruz alışkanlıktan beyinlerimizin içinde. Tamam mı? Ve aslında burada Yakup diyor ki yeni alışkanlıklar oluşturalım. Sıkıntıdayken su kaynağına gidiyorum. Sıkıntıdayken dua ediyorum. Ve böyle bir yeni bir alışkanlığımız olsun. Ve eski alışkanlığın varsa sıkıntıdayken telaşlanıyorum. Yani bunları gerçekten Rabbin yardımıyla, Rabbin ruhuyla silmek ve yeni alışkanlıklar oluşturmak lazım. Yeni yollar açmak lazım. Sıkıntıdayken ne yapıyorsun? Dua ediyorum. İç odama giriyorum, kapıyı kapatıyorum. Oh baba diye yalvarıyorum. Bu alışkanlığımız olsun. Bir sonraki ayet. Ayet 14. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Şimdi birinci ayette gördük ki her üye, her imanlı duacı olmalı. Bu ayette görüyoruz ki aslında bazı konularda kilisenin önderini, ihtiyarlarını çağırmak lazım, çağırtmak lazım. Şimdi birinci ayete göre sıkıntıdayken sen dua etmelisin. Ama burada diyor ki belki bu kişi, bu durumdaki kişi çok hasta. O kadar hasta ki dua edemiyor. O zaman yani ikinci ayet geçerli oluyor. Yani kilise ihtiyarlarını çağıralım. Ve bu ne güzel. Yani kilise zayıf olan üyelerine yöneliktir. Tamam mı? Zayıf olan, hasta olan çağırıyor ve kilise önderleri onun ayağına geliyor. Yani kilise her zaman en zayıf olan üyesine, en hasta olan üyesine yönelik olmalı. Bu şekilde. Ne güzel değil mi? Aynı şekilde bu ayette görüyoruz ki burada kilise önderleri çoğul halinde, ihtiyarlar diyor. Yani hiçbir zaman ve bunu sık sık diyoruz ama tekrarlayacağız her zaman.
Hiçbir zaman bir kilise bir papaz ya da bir kilise bir pastör diye bir kavram yok yeni anlaşmada. Her zaman bir kilise ihtiyarlar, bir takım var, bir grup var, çoğu halinde. Ve neden önemli? Özellikle bu konuda önemli. Çünkü diyelim ki, yani İstanbul büyük. Diyelim ki kilise kalabalıklaşıyor ve bütün hastalar bu ayetin gereği olarak ihtiyarlarını çağırıyor. Bir papaz olsa, yani adam ölecek trafikte oturmaktan değil mi? Onun yanına gideceğim, dua edeceğim, onun yanına gideceğim, dua edeceğim. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama hamdolsun ki burada diyor ki, ve aynı zamanda siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki kilise öndeleri de hasta olabilir, sıkıntı çekebilir. Tamam mı? Pastörü çağırdım dua etsin diye. Yok, pastördür hasta. Şimdi ne yapacak? Kim dua edecek? O zaman hamdolsun ki burada bir takım söz konusu, bir grup söz konusu. Kilise ihtiyarlarımız var artık bu kilisede. Demek ki her zaman bir kişi sizin yanınızda ve sen tercih edemezsin ki bu pastör bana gelsin, bu ihtiyarı tercih ederim. Olmaz. Kilise ihtiyarları senin yanına gelsin, dua etsinler. Ayrıca burada diyor ki yağ sürüp dua etsinler. Bu ne demek istiyor? Yani yağ dökmek. Tamam geldin, zavallı kadın işte yatıyor hasta, onun üzerine yağ dökeriz. Yani ne alaka? Hangi yağ? Yani zeytinyağı mı? Şimdi yağ semboliktir. Tamam ya. Motor ya. Çalışsın. Ya semboliktir. Kendiliğinden bir kutsallığı yok. Ama eski anlaşmada ya her zaman bir sembol, name sembolu, meshediliş, mes. Tamam mı? Ne zaman eski anlaşmada Rab kralını meshetsin, Rab seçtiği halkını meshetsin diye yazılırsa burada bir yağ dökmek kavramı var. O zaman bu sembolik. Nasıl ki demin dua ederken el koyduysak, bu da yani ellerinde bir şey yok ki. Bu sihirli bir şey olmaz. Değil mi? Bu bir sembol. El koyuruz. Sizden yanayız. Tanrı'yı göremezsin ama görebilseydin belki onun eli senin üzerinde olurdu. Tanrı'nın elleri olsa şayet. Değil mi? O zaman bu bir sembol. Görünmez olanın görünür hali. Aynı şekilde yağ sürmek semboliktir. Kutsal ruhun şifa veren meshedilişin bir sembolüdür. Aynı zamanda eski günlerde, bu günlerin yazıldığı günlerde yağ aslında merhem olarak kullanılıyordu. O zaman hastaysan aslında yağ süreceğiz merhem olarak belki iyileştirir seni diye. Tamam, belki bugün işte panol vererek, hap vererek yani dua edebiliriz aynı zamanda. Anlatabildim mi? O zaman bazen, yani mesela Katolik Kilisesi'nde bu ayet üzerine koskoca bir doktrin oluşturmuşlar. Ve diyorlar ki mesela bu yağ özellikle psikopos tarafından bereketlenmeli. Özel bir seansta, tamam mı? Bereketleyelim. Sonra bu yağ mesela Kudüs'ten gelirse ya da Roma'dan gelirse daha artı bir kutsallığı olacak. Hatta diyorlar ki yağ sürdüğü zaman ölmeden hemen önce cennet. Otomatikmen günahların affedildi ve otomatikmen cennet. Tamam mı? Bu kadar güçlü bir şey. Öyle mi? Ya hepsi bu ayetten alıyorlar. Öyle mi? Tamam mı? O zaman yağ sürebiliriz dua ederken. Ama bu semboliktir. Tamam mı? Yağın kendiliğinden bir gücü yok ki. Önemli olan imanla edilen dua. Bir sonraki ayet. O zaman ihtiyarlar hala bu hasta kişinin yanında. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek. Hamdolsun. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek. Ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse günahları da bağışlanacaktır. Biliyorsunuz Tayfun abi Yalova'dan. Tayfun abi hem kilisede görevli hem de Akkoy tatil evinde
görevliydi ve çok yoğundu ve dua ediyordu. Lütfen Rab benim yanıma bir yardımcı gönderir misin diye. Ve hamdolsun pat diye ortaya çıkan bir adam vardı. Volkan diye bir kardeş. Belki tanıyorsunuz. Ve Tayfun abi çok sevindi. Çünkü artık bir yardımcısı olacaktı. Ve Volkan Akkoy tatil evinde çalışacaktı. Ama o kararı verdikleri hafta, o benim yanımda çalışacak hamdolsun. Volkan bir gün diye öldü. Yani hastalandı. Yani aniden otobüste otururken bir kriz geçirdi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Makineye bağlandı. Yüreği durdu. Ve öldü. Ne oldu sonra? O zaman ne oldu? Kilise önderleri onun yanına gittiler. Hastanede dua ettiler bu ayet üzerinde. Ya yağ kullandılar mı bilmiyorum ama lütfen baba bu adamı ayağa kaldırır mısın diye. Ve adamın yüreği yeniden başladı ve ayağa kalktı. Ve oradaki bütün hemşirelere doktorlar tanık. Zaten Volkan şimdi Yalova'da yani ölümden dönen adam olarak tanınıyor, tamam mı? Ve Tayfun abi çok sevindi çünkü artık bu adamı çalıştırabilir tatil evinde, tamam mı? Artık hamdolsun yani benim yanımda çalışan bir adam olacak. Ama hamdolsun Volkan'ı tanıyoruz yani ölümden dönen adam. Lazar gibi olmuş. Bu ayette diyor ki imanla edilen dua hastayı iyileştirecek. Şimdi bazen dua ediyorsun ve tamam duamı ettim diye hissediyorsun, seziyorsun. Dürüst olmak gerekirse. Ama bazen dua ediyorsun ve gerçekten bu imanla edilen bir dua oldu diye hissediyorsun. Hissediyorsun ki ben dua ederken bir beklentiyle dua ediyordum. Fark ne? Aslında yani sözle ifade etmek zor değil mi? Ama bazen hissettiniz. Bazen dua ediyorsun. Evet gerçekten Rabbin varlığını hissettik. Gerçekten bazen dua ettik beraber bir iki şey için. Ve dua ettikten sonra oturduk birbirimize baktık. Duamız kabul oldu diye hissettik. Ondan sonra şükretmeye başladık. Yani dua bazen yıllar boyunca aynı şey için ısrarla dua ediyorsun, dua ediyorsun. Ama burada diyor ki imanla edilen dua hasta adamı iyileştirecek. Hamdolsun. Buna inanıyor muyuz? Amin. Ve ayrıca bu ayette ikinci bir vaat var. Eğer günah işlemişse günahları bağışlanacaktır. Tamam mı? Şimdi eğer kelimesi var. Yani bazen hastalık günaha bağlı olabilir. Ama sadece eğer diyor. O zaman her zaman değil. Günahsın demek ki günah hastasın demek ki günah işlemişsin diyemezsin insanlara. İsa Mesih buna karşı çıktı. Mesela bir kör bir adam var hatırlıyorsunuz. Ve öğrenciler İsa'ya Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Ve İsa onlara ne diyor? Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tamam mı? Sadece hasta. O zaman bazen sadece hastasın. Bazen ama bu ayete göre eğer o hastalık belli bir günaha bağlıysa ki sen bileceksin aslında yüreğinde. O zaman hem iyileşme var hem de günahların affı var. Hamdolsun. İç dış, yani arabamı veriyorum, iç dış yıkama istiyorum, tamam mı? Bazen öyle oluyor bizim için. Hem yürekteki kirlilik, hem bedendeki hastalık gitsin, temizlensin. Tamam, o zaman bireysel duaya baktık, ihtiyarların duasına baktık. Şimdi üçüncü kısmına geliyoruz burada, bir sonraki ayet 16. İmanlılar topluluğun duası. Diyor ki, bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Hamdolsun. Kim ilk olmak istiyor günahlarını itiraf etmek için? Ya, aynen. Yok, şimdi demiyor ki papazın yanına, rahibin yanına gideceksin ve günah çıkartacaksın demiyor.
demiyor ki günahlarını herkese itiraf edeceksin. Belki eğer bütün cemaate karşı günah işlemişsen, belki bütün cemaatten özür dilemek gerekebilir. Ama diyor ki birbirinizin yanına gidin. Birbiriniz için dua edin. Tamam mı? Kilisede zaten bir şey kavramı yok. Kahinlik kavramı yok. Her birimiz kahin. Her birimiz de bir yetki var Tanrı'da. Ve her birimiz birbirimize günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Peki neden? Yani neden ben direkt babama gidip sadece ondan af dilemiyorum? Dileyebiliriz. Ama günah ya da daha doğrusu günaha yönelik bir ayartılma gizli kaldığı sürece güçlüdür. Tamam mı? İblis karanlıkta yaşıyor, seviyor, gizli olsun. Ama ne zaman ki kardeşimle paylaşırsam, ne zaman ki ışığa vurulursa, o zaman o gücü gidiyor. Bunu çok gördük, değil mi? Arkadaşının yanına gitmek, günahlarını itiraf etmekte, evet bir hesaplaşma var. Çünkü sonra, bir sonraki hafta arkadaşım bana gelip sorabilir, bu hafta o günahı işledin mi, oldu mu ve birbirimize hesap tutabiliriz. Ama aynı zamanda gizli kaldığı sürece güçlüdür. İblis ışıktan korkuyor. Ve kardeşin sana net bir şekilde diyebilir ki, bu yani salaklık kardeşim, lütfen tokat at. Ne yapıyorsun? Tamam mı? Bu konuda daha acil ve daha hızlı olmamızı istiyorum bir cemaat olarak. Tamam mı? Yani illaki bana gel, ben bilmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Ama kardeşinin yanına git ve paylaş. Ve birbiriniz için dua edin. Tamam, böyle bir cemaat olalım. Böyle bir, bu birbirimize kelimesi yeni anlaşmada çok sık yer alıyor. Birbirinizi onurlandırın. Birbirinize saygı göstereceksiniz. Birbirinizi kabul edeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinize misafirperver olacaksınız. Birbirinize börek yapacaksınız. Ben onu koydum. Abla. Peki diyor ki, doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Hamdolsun ama doğru kişi kim ki? Ya doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Hamdolsun. Ama doğru kişi kim ki? Bilmeliyiz ki yeni antlaşmada bu kutsal ya da doğru kelimesi sadece ve sadece imanlılar hakkında kullanılmaktadır. Ve günahkar kelimesi sadece ve sadece henüz iman etmeyenler için kullanılmaktadır. Bir Hristiyanın ben günahkarım demesi ilahiyatsal açısından yanlıştır. Günahkardım diyebilirsin eski geçmiş zaman olarak. Değil mi? Günahkardım. Mesih'e geldim. Vaftiz oldum. Eski günahkar olan yapım gitti. Suda gömüldü. Helvamı yedim. Günahkara bay bay dedim. Sonra yeniden doğdum. Yeni bir yapıya sahip oldum. Mesih'in kutsallığı bana bağışlandı. Bir değiş tokuş gerçekleşti. Benim günahkar olan yapım ona verildi, onun kutsallığı bana verildi. Artık ben bir kutsalım Tanrı'nın gözünde. Bana baktığı zaman Mesih'in kutsallığını görüyor. O zaman yeni anlaşmaya göre kutsal olan, doğru olan kim? Benim. Sensin. Tamam. Tamam. Söz konusu burada yapın. Tamam mı? Yeni Tanrı'dan aldığın DNA. Daha önce bazen iyilik işleyen bir günahkardın. Şimdi bazen günah işleyen bir kutsalsın. Tamam mı? O zaman yeni bir, yani yeni bir eğilimlilik var. Tamam mı? Şöyle düşünün, bir domuz ve bir kedi. Tamam mı? Daha önce belki duymuşsunuzdur. Ama bir domuz
çamura yatkın. Tamam, domuzu temizleyip evinin içine alırsan bırakır bırakmaz hemen çamura dönecek. Çünkü çamur hayranı, yani çamur seviyor. Tamam mı? Kedi tam tersine, kedi tam tersine temiz olmak ister. Bir kedi çamura attığın zaman hemen kendini temizleyecek, hemen yeniden temizliğe dönmek istiyor. Tamam mı? O zaman domuz çamura yatkın, eğilimli, meyilli. Kedi yapısı gereği, tabiatı gereği temizliğe yatkın. İman ettiğin zaman Tanrı senin yapını değiştirdi. Domuzdun. Günahkardın. Günaha yatkındın. Ama şimdi yeniden doğduğun için eski yapı gitti. Yeni yapı geldi. Artık yeni bir yapın var. Artık kedisin. Artık kedisiniz. Tamam. İstanbul'da bu bir müjde. Oo, kedi. Tamam mı? Ve yeni bir yapın var. Hashtag artık kedisiniz. Tamam mı? Şimdi diyor ki bu doğru kişinin, bir kedinin yalvarışı, bir kutsal kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Çok güçlü. Sadece güçlü değil. Sadece çok güçlü değil. Çok güçlü ve etkilidir diyor. Wow, etkili ne demek? Bir şeyleri etkileyebilir. Bir şeyleri değiştirebilir. Böyle bir dua gücüne sahipsin. Aynen. Şimdi sonraki ayetlerimize geliyoruz. O zaman bireysel duaya baktık, ihtiyarların duasına baktık, toplumsal duaya baktık. En son olarak, örnek olarak İlyas'ın örneğini gözlerimizi çevireceğiz. Ve İlyas'ın duası, yani ayet 17, İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yani İlyas'ın hikayesini okudunuz mu hiç? Depresif, intihar eğilimli. Şöyle dua ediyor, ya Rab beni hemen öldürür müsün lütfen? Bıktım hayattan, yoruldum. Yorgun, isyankar. Bizim gibi, tıpkı bizim gibi bir insandı. Sonra ne diyor? Yağmur yağmaması için gayretle dua etti. 3 yıl 6 ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti. Gök yağmurunu, toprakta ürününü verdi. Yani adama bakıyoruz bizim gibi. O zaman nasıl böyle dua edebilir ki? Aslında demek ki bu güç adama bağlı değil. Bu güç adamın dua ettiği Tanrı'ya bağlı. O zaman Tanrı aynı Tanrı ise bu güç bizim için de mümkün değil mi? Sen de depresif olabilirsin. Sen de vazgeçmek isteyebilirsin İlyas gibi. Ama bakıyorsun Tanrı aynı Tanrı. Biz de o zaman bu şekilde. O zaman İlyas'ın örneği bize ne gösteriyor? Yüzeye baktığın zaman bundan bir şey olmaz diyorsun. Ama aslında bir giz var. Tanrı'yı tanıyor. Ve dua edebilir. Güney Afrika'dan 150 yıl öncesinden gelen bir hikaye duydum. Yani Johannesburg'dan gelen bir haber var. Ve 2 adam bu haberi duyuyor. Diyorlar ki, oraya gidin. Çünkü yer altında altın keşfedildi. Zengin olursunuz. Tamam mı? Şimdi bu 2 adam oraya gidiyor. Hadi bir bakalım. Tamam mı? Johannesburg'a geliyorlar. 1. adam bir bakıyor. Sadece ne görüyor? Bozkır. İşte hiçbir şey yok. Bakıyor. Yüzeysel olarak bakıyor. Diyor ki, değmez. Burada zengin olunmaz diyor. Ve oradan ayrılıyor ve gidiyor. Ama 2. adam geliyor. Biraz kazıyor. Topraktaki potansiyelini görüyor. Mevcudunu görüyor. Diyor ki evet burada altın vardır. O zaman bütün her şeyini satıp orada bir arsa satın alıyor. Ve uğraşmaya, kazmaya başlıyor. Adam zengin oluyor. Şimdi 1. adam ne diyecek? Keşke
biraz uğraşsaydım, keşke sadece yüzeysel olarak bakmasaydım. Ve aslında dua ile ilgili söz konumuz bu. Tamam mı? İlyas'a bakıyorsun, işte bizim gibi bir adam. Ama aslında bak, adam dua etti ve yağmur yağmadı. Sonra tekrar dua etti ve yağmur yağdı. Düşünebiliyor musunuz? Ve biz de sadece yüzeysel olarak bakmamalıyız. Tamam mı? Çünkü dua aslında madenciliğe çok benziyor bence. Uğraşıyorsun. Gizli bir şekilde, hiç kimsenin göremediği bir şekilde. Yer altında, ya baba, yalvarıyorsun, dua ediyorsun. Bazen uyumuyorsun, bazen gece boyunca ağlayış içinde, gözyaşları içinde. Rabbe geliyorsun, geliyorsun. Kimse bunu görmüyor. Ama burada bir altın var. Bir hazine var. Ve değer. Değer, uğraşmaya, uğraşılmaya değer. Başka bir hikaye duydum Hindistan'dan. Köylü bir adam kiliseye geliyor. Tamam, köyden büyük kente geliyor kiliseye katılmak için. Katılıyor. Orada toplantı boyunca vaizi falan dinlemiyor. Sadece bakıyor. Orada bir ışık var. Çok güzel. Toplantıdan sonra papazın yanına gidiyor. Kusura bakma ama o ışık çok güzel. Bir alabilir miyim? Verir misiniz? Peki diyor papaz. O zaman ampulü sokuyor. Veriyor adama. Adam köyüne gidiyor. Bir hafta sonra geliyor üzgün. Tamam, çalışmadı diyor. Yani ampulü götürdüm, çalışmadı benim köyümde. Bir bakar mısın? Yani bir sıkıntısı var. O zaman papaz adamın yanına geliyor. Köye gidiyorlar. Adam orada ampulü aldı. İple tavırı bağladı böyle. Elektrik yok. Köyde elektrik yok. Ve bazen biz düşünüyoruz ki, ha, onun yaptığını ben de yapabilirim. Ya o hastalara dua ediyor, ben de dua edeyim. Ya o şey yapıyor, ben de şey yapayım diye. Ama aslında bizi güç kanağına bağlayan bir şey var. O da dua. Dua etmeden sadece başka kardeşlerle kopya çekmek mümkün değil. Pazar günü geliyorsun, herkes kutsal ruhla coşuyor, ne güzel. Çarşamba günü kutsal ruhla coşmaya çalışıyorsun, olmuyor. Ne oldu? İşte ampulü götürdüm buradan oraya, kopya çektim ama dua yok. Tamam mı? Bazı insanlar diyor ki, ya kilise kurdunuz, ben de kurayım bari. O kadar kolay değil. Tamam mı? Yani gizli olan, yer altında hiç kimsenin görmediği bir uğraşmak var. O da dua. O da dua. Diyor ki bu ayette, yağmur yağmaması için gayretle dua etti. Şimdi aslında burada Yunanca'da şey diyor, duası içinde dua etti. Tamam mı? Adam duası içinde dua etti. Şimdi bu ne demek oluyor? Aslında çok belli oluyor. Bazen çok dua duyuyorum ama o dua içinde bir dua göremiyorum. Anlatabildim mi? Bazen dualarımız çok sözden ibaret olabilir ama onun içinde bir dua var mı? Yani bazen düşünüyorum Tanrı öyle oturuyor, dinliyor. Sonra diyor, peki tam olarak ne istedin? Yani İsa sürekli, İsa kör bir adamın yanına gidiyor, Bartimay. Adam kör. İsa ona bir soru soruyor. Ne yapmam istiyorsun? Yani adam kör. Ama dua etmesini istiyor. İste benden ki vereyim. Tamam mı? O zaman dualarımızın gücü sadece sözlerimizin çokluğundan ibaret olmasın. O zaman diyor ki duası içinde dua etti. 3 yıl 6 ay ülkeye yağmur yağmadı. Sonra yeniden dua etti, gök yağmurunu toprakta ürününü verdi. Ve sona doğru geliyoruz. Ama burada bir resim olarak gökten inen yağmur. Tamam mı? Yani dua ettiğimiz zaman aslında ne için dua ediyoruz? Bizim yapamadığımız bir şey için aslında. Bu nimet, bu cevap gökten inmeli. Tamam mı?
Gökten inen bir cevap olmadıkça ben bu durumu çözemeyeceğim. Tamam mı? Ben bir çare bulamıyorum, çaresizim. Ama Tanrı gökten bir cevap görsen. O zaman burada sürekli kutsal yazılarda yağmur gibi anlatılıyor. Tamam mı? Biz yağmur için dua ediyoruz. Çünkü insanlar yağmur oluşturamaz ki. Bu gökten inmeli. O zaman hayatlarımızdaki nimetler olsun. Ülkemizdeki uyanış olsun. Kilisedeki bereket olsun. Yağmur gibi gökten inmeli. Çünkü biz bunu oluşturamayız. Yapamayız. Dua etmedikçe bu olmayacak. Tanrı cevaplamadıkça bu olmayacak. Birkaç ayet var zaten bununla ilgili. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım diyor Rab. Hamdolsun. Başka bir ayet. İlkbaharda Rab'den yağmur dileyin. Odur yağmur bulutlarını oluşturan. İnsanlara yağmur sağanakları ve herkese tarlada ot verir. Sonraki ayet. Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın. Ne güzel, doğruluk damlatın. Ey bulutlar, doğruluk yağdırın. Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin. Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin. Bunları yaratan Rab benim. Acaba senin hayatında böyle bir durum var mı? Sıkıntıda mısın? Yani bu cevap gökten inmedikçe olmayacak dediğin bir durum var mı? Belki senin hayatın çok tok. Belki bütün cevaplarını almışsın. O zaman kardeşine dön ve onun hayatını sor. Ve ilaki olacak. Ya da İstanbul'a bak ve dua et. Ya da Türkiye'ye bak. Ve Türkiye tamam ise sana göre. O zaman Orta Doğu'ya bak, dünyaya bak. Yani her zaman dua edeceklerimiz çok şey var, değil mi? Yağmur gelsin diye dua edelim. Ve şöyle yapmamızı istiyorum. Ayağa kalkalım. Beraber bir ilahi söyleyeceğiz. Ve sonra dua edeceğiz. Çünkü imanla dua etmemizi istiyorum bazı konular üzerinde. Tamam mı? Belki senin hayatında gerçekten böyle bir durum var. Ve belki yanındaki kişiye dönüp ondan istemen lazım dua. Lütfen bu durum çözülmüyor. Yıllardır dua ediyorum ama çözülmüyor. Cevap gelmiyor. Ve beraber dua edelim. Diyor ki birbirinize dua edin diyor. Tamam mı? O zaman yüreklerimizi kutsal ruha açalım. Çünkü Rab bizimledir. Ve bence dua Rab için çok önemli bir konu. Bence Rab dualarımızı seviyor. Çünkü bir baba olarak çocuklarına vermeyi seven bir Tanrı'dır. Ve bu ilahi söyleyeceğiz beraber. Sonra birbirimiz için dua edeceğiz. Duada bulunacağız.